Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Selvi Elçin Kızılok, bebek ve çocuklarda vitamin kullanmayla ilgili anne babalara önemli bilgiler verdi. Gerekli besin öğeleridir. Bunları vücut sentez edemez. Onun için yani az miktarda sentezler. Bu nedenle dışarıdan almamız gerekir. Besinlerle veya takviyeyle kullanmamız gerekir. Doktor Kızılok, vitaminlerin besin öğelerinin uygun şekilde kullanılmasını sağlandığı ve enerji üretiminde rol aldıkları için metabolizmanın işlemesinde çok önemli bir rol olduğunu dile getirdi. Dolaşıma, bütün faaliyetleri kusursuz işlemesi için almamız gerekir. İşte insan niçin besleniyor? Vücuttaki bütün bu fonksiyonların, yapı taşlarının yapılması, bu işlemlerin sürmesi, hayatta olmamız için bizim bunları beslenerek almamız gerekiyor. Çocuklarda vitamin alımının özellikle büyümenin hızlandığı dönemlerde önemli olduğuna dikkat çeken Doktor Kızılok, çocuklarda vitamin eksikliğinin en önemli belirtisinin büyüme ve gelişme geriliği olduğunu belirterek diğer bilgileri aktardı. Ve makro besinleri almış oluyorduk ve besleniyorduk. Vücut hızla büyüyen bir mekanizmadır. Ne zaman hızlı büyür? 0-3 yaş, 5 yaş, 10 yaş, yani büyüme ataklarının göründüğü yaşlar vardır. Bu yaşlarda çocuğun daha çok besin öğesine ihtiyacı vardır. Ve biz de bu dönemde vitaminlerle takviye ederiz. Hastalık zamanları, bağışıklık sisteminin düştüğü zamanlar, yani arka arkaya görüyor bir pandemi geçirdik. Bu dönemlerde takviye kullanmakta fayda var. Şimdi yeni doğandan başlayalım. Aslında biz yeni doğan bebeklere daha hemen doğar doğmaz K-vitamini yaparız. 1 miligram K-vitaminle uygularız. Niye? Çünkü deposunda yoktur, plasenteden geçmez. Ve bunu eksik alırsa kanama sorunu olabilir. Kanama diyatezi dediğimiz ciddi bir sorun olabilir. Bu nedenle bizim yeni doğanda daha ilk gördüğümüz şey K-vitamini. Bunu önlemek için de bunu dışarıdan veririz. İkincisi D vitamini tabii ki. Bu da böyle besinlerle alamadığımız, anneden sütünden alamadığı bir vitamindir. Güneşte de çok fazla çıkamaz güneşe. Bu nedenle biz daha yeni doğandan ilk bir hafta 10 günden itibaren doğar doğmaz bile olabilir D vitamin takviyesi yaparız. Neye gereklidir? D vitamini de hem bağışıklıkta çok önemlidir. Kemik yapımında, dişlerde, büyümede çok önemlidir. Ben şunu hatırlıyorum, ihtisasımın ilk yıllarında çok D vitamin eksikliği görürdük. O kafa kemikleri yumuşacık olurdu. Hatta eklem yerlerinde şişlik olurdu. Bunları o kadar sık görürdük ki şimdi düzenli D vitaminin koruma amaçlı verilmesinden beri bunları görmez olduk. D vitamini dışında tabii ki A, D, E vitamini, bunlar da eğer yeterli besinle alamazsa eksikliklerini görüyoruz. Annenin vegan olduğu durumlarda da B12 eksikliğini görüyoruz. Şimdi birçok faktör tabii bu vitamin eksikliklerine yol açabilir.